Öncelikle kadın artan kadın cinayetlerinde elbette yasa yapıcıların büyük bir sorumluluğu olduğu gerçeği var. Mevcut yasaların kadını korumadığı, kadın ve kız çocuklarını korumadığı, yine kırılgan grupları korumadığı, faili ise o suçu işlemekten alıkoymadığı bir gerçekle karşı karşıyayız. Bulunduğumuz kentte Van'da da şüpheli kadın cinayetleri haberlerini görüyoruz. Ne yazık ki Van'da bu şüpheli kadın ölümü diye servis edilen haberlerin çoğu zaman takibini yapmakta zorlanıyoruz ya da aile üyeleri bunları duyurmakla bir korku halinde bizlere başvurmaktan kendilerini alıkoyuyorlar. Fakat ne yazık ki bu kadın cinayetlerinin çok sık yaşandığını görüyoruz. Şunu söylemeliyiz. Şüpheli olan her bir kadın ölümünün arkasında yatan cinsiyetçi bir sistem mevcut. Yine eril şiddet mevcut. Ve yine yasa yapıcıların ve medyanın dilinin eril olmasıyla bir ilgisi olduğunu söylemeliyiz. Ve fail bu yasalarla zaten korunacağını biliyor. Ve bu yasalara olan inancıyla zaten bu suçu işlemekten kendini alıkoymuyor. Bu sebeple toparlayacak olursam kadına yönelik her türlü şiddet, kadın cinayetleri, mevcut yasaların kadınları korumadığıyla ilgili. Mevcut iktidarın kadına yönelik şiddeti azaltmayan bir tavrı olduğu zaten İstanbul Sözleşmesi'nin fesiyle de çok net bir biçimde anlaşılıyor. Bildiğiniz üzere İstanbul Sözleşmesi 2011 yılında imzalandı. İstanbul Sözleşmesi olarak anılan sözleşme. İstanbul Sözleşmesi'nin çok önemli olduğunu her defasında dile getiriyoruz. Ne gibi bir önemi vardı? Kadınların, çocukların, yine LGBT artıların korkmadan, ayrımcılığa uğramadan kendilerini koruyacağı bir sözleşmenin varlığını bilmeleri gerçekten büyük bir durumdu. Fakat gelinen süreçte sözleşmenin feshedildiğini biliyoruz. Bu bile tek başına iktidarın kadına yönelik şiddetle nasıl mücadele etmediğinin göstergesi aslında. Sadece İstanbul Sözleşmesi de değil. Yani bugün düşündüğümüzde ev içi şiddet ya da kadınların siyasete katılımı, kadınların iş hayatına katılımındaki oranın bu kadar düşük olması, bunların hepsinin arkasında zaten kadına yönelik politikaların azlığı ve sürekli olarak kadının eşitsiz bir düzlemde ele alınmasının sonucu olarak görmeliyiz. Kadına yönelik cinayetlerde cezasızlık politikası yürütülmesini daha önceki sorularda da belirttiğim gibi tamamen yasaların caydırıcı olmamasıyla ilgili. Yani burada yasa yapıcıların, yasa düzenleyicilerin, denetleyicilerin bu kadın cinayetlerinin artması ve azalmasıyla büyük bir sorumluluğu var. O bakımdan failler bu yasalardan cesaret almamaları gerekiyor. Öyle dizayn edilmeleri gerekiyor. Bunu bir kez daha söyleyelim. Belirtmiş olduğunuz gibi özellikle bu kentte görmüş olduğumuz bir şiddet türü. Yine üniformalıların şiddetiyle karşılaşabilindiği bir sürü örnekte yaşayabiliyoruz. Önlenebilir suçlar bunlar. Bunu da belirtelim, altını çizelim. Üniformalıların şiddeti de, kadına yönelik işlenen her türlü şiddet de önlenebilir şiddet türleri, önlenebilir suçlar. İşte bu yüzden yasa yapıcıların bunları önlenebilir bir hale getirmesini